Selamun aleyküm arkadaşlar. Deniz Özgür kanalına hoş geldiniz. Hay maşallah. Gökhan kardeşimizin kümesindeyiz. Küme ziyaretine geldik. Gökhan kardeşimizin kümesi bura. Hem kömürlük hem depo. Dışarıda bir demir kümes aldı. Yazın onu dışarıya koyacak. Evet Gökhan kardeş, seni tanıyalım. Nasıl başladın bu güvercin sevdasına? Bu güvercin sevdasına ben çocukluktan aşkım vardı. Ondan sonra dayımdan bir çift ala ala bu hale getirdim. Dayın Sedat Mesci mi? Ahmet Mesci'de. Ahmet Mesci'de mi? Aynen. Sedat dayın da besliyor. O da besliyor da ondan. Bıraktı da herhalde değil mi? Aynen. Gel lan. Geç. O da Gökhan'ın ufak kardeşi. Bu da küçük kuşçu. Kuşları seviyor musun lan? He. He? Seviyorsun. Getir bakayım şu bozları da aşağı indir. Yürü. İndireyim abi. Gökhan sağ olsun geleceğimizi bildiği için sobayı yaktı bizim için. Birazdan da çay demleriz. Şöyle mekanı bir çekelim. Burada böyle oturuyor, kuşlarını açıyor. Sabah akşam bakıyor işte. Ayrıca Gökhan kardeşimiz benim yanımda çalışıyor. Ön muhasebede. Ocakta güvercin beslerken Gökhan kardeşimize benim kuşları ocakta istemedilerdi, şantiyede. Kendisine teslim ettiydim. O da bazı olaylardan dolayı kedilere kaptırdı çoğu kuşları, iyi kuşları. Makasladıydık hayvanları. Anlat bakalım işte Gökhan. Kuşları anlat, kendini iyice tanıt. Kuşçunun yalanı çok olur. Niye lan? Kuşçular yalancı mı? Yok. Şöyle oynar, böyle oynar diyor ne? Aynen öyle. Yok ya, biz onlara karşıyız. Kuş uçar, havada uçar, yapar oyununu. Herkesin kapısındaki kuş kendine güzel. Bizim boşumuzda mas, yerde de böyle böyle. Abi. Ay, girmişler, çıkartayım mı? Şu üstteki salmayı Gökhan'a ben vermiştim. Kuşları bunlarla getirmiştik. Gelin lan. Sizi çekmeye geldik. Gel bakayım Arap. O da oynayacak. Hangisi? Arap mı? Ali abiden mi gelme? Onlar inemez orada. Şovunu yapıyorlar işte, daha ne yapacak? İn kız. Abi, bak işte. İn. Aç mı Gökhan kuşlar? Abi. Yukarıdakiler aç ya. Yukarıdakiler aç da. Az şöyle yem at da. Bunların hepsi Ali abinin kuşlardan mı? Aynen. Arkadaşlar, Kutlulüğünde Ali Öztürk var. O da İyi kuşçulardan. Yani anlatmaya gerek yok. Bam bam bam. Nasıl? Bu da pisti. O işte bak, o kık kık yapan kuş var ya. Boğaz işte üst yolunun sorunu. Şu içindeki şu kılavuzlar var ya buğdayın. Onlardan dolayı boğazına batıyor işte, enfeksiyon kapıyor. Geldiğinde vardı zaten. He? Geldiğinde vardı. Tam o işte Arda şeyler geliyor. İyi mi? Evet. Çay al. Tamam. Biz de şuradan dışarıdaki kümesi de çekelim. Şurada kapısı, demir kapısı. Dur. Geldim abi. Çok işlem olacak Deniz amca bunu. Abi. Neyi? Kümesin mi? Olacak. Evet arkadaşlar, şu şekilde demir kümes. Alt sacı biraz çürümüş. Şu şekilde gösterelim.
Gökhan kardeşimiz bunu sağlamlaştıracak daha da güzel. İşte bu şuraya uçuracak kuşları. Şuraya bu kümesin yönünü falan güzelce yapacak. Dışarısı bayağı soğuk. Bizde iyi PUBG oynanmıyor abi. PUBG mi oynuyorsun lan? Ha. Bakayım. Ananı satayım. Abi. Aç la hayvanlar. Misliğini atladım ya. Biraz yem atalım. He? Misliğini atladım ya. Yine güncelleme geldi. Ona şey yaptım, balığı koydum. Abi benim bu hesap balığı var. Bu bidonu da ben verdiydim la Gökhan'a. Gökhan, bu da benim verdiğim bidon değil mi la? O değil mi? Bidondan çok. Çok muydu? Şantiyede beslerken bunun aynısına koyuyordum yemleri de. Gökhan abi, listeni atladım, ağzını attırdım. Anlat Gökhan. Eski kuşlarından iyi kuşlar vardı. Dayının kuşlarından beslediğin o kirliler anlat. Ya kediler, çok iyi kuşlardı da kedi nerede? Kedi girdi, 14 tane kuş telef oldu. Gelincik mi, kedi mi? Biz de anlayamadık. Kuşlar mı? He. Çıkar. Çıkaralım, sıkıntı yok. Çıkar abi. Kedi. Gökhan'ın ne hikmetse kediden zaten yüzü gülmüyor. Milletin atmacadan yüzü gülmez. Gökhan'ın da kediden dolayı. Buralar her yer kedi. Şimdi gelemez. Gelemez abi. Şimdi sıkıyor yiyecek Deniz abi. Deniz abi bir gelse elimizde. Hadi lan dışarı. Çık. Anlatmayın. Çıkın da bir hava alın. Çıkın. Çık. Ben hareket etmeyeyim. Şimdi uçarlar direkt. Görüyor musun Deniz abi? Neyi? Kuşlar yiyen kedi de şansım var. Geldi mi lan kedi? Allah'ım. Abi buradaki kediler çok korkak. Şöyle bir ayaz alsınlar, bir soğuğu alsınlar da. Işırağı da. Göke bak, hemen içeriye kaçacak. Abi onlar herhalde çok alışkın değiller abi dışarı. Nerede? Aha, kediler burada bak arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Erkete de. Görün kediyi. Pist. Aha. Ev kedisi mi lan Gökhan bu? Ne? Ev kedisi mi bu? Ev kedisi de. Sen mi yiyorsun kuşları? Yok o değil, beyaz bir tane kedisi. Bu zaten daha yavru. Onur abi. En çok resimli. Oradan mı geliyorlar? Evin arka tarafı. Kümesi yapınca burada şurada oradan mı uçuracaksın kuşları? Ben az önce öyle dedim de. Bunu güzelce ama altını iyice sağlamlaştır. Ters çevir kümesi. Alttan güzelce sacını yaptır. Bir de içine demir ızgaralar var ya. 12-22 elekleri var ya. O eleklerden de iyice kaynattır. Çok güzel. Eğer taş da olmazsa o demir eleklerden kaynatıp üstüne beton atmayı bilin. Beton atma, başka bir yere. Bura kira değil mi? He? Kira değil mi ev? Başka bir yere gideceğin zaman alır götürürsün. Yine götürür mü? Çok sağlam, hani şey olarak çok üstüne sağına soluna betonla çok şey yapma. Yok, sadece altına işte şu kadar ince. Buradan içeriye girmedi mi? Giriyor mu? Girmez değil mi? 73 santim geldi galiba. 95 santim oldu.
çim ettim, görüyor musun kuşları? Aha. Eyvaz abi mi? He? Ya. Çimleri görüyor musun? Camdan. Senden sonra oraya geçelim Eyvaz abinin oraya. Çim? He. Güvercinler için arkadaşlar, Gökhan kardeşimiz şu şekilde çim ekmiş. Ama o az ya, o daha şey yapaydın ya. Şu sepet gibi ufak bir yarım bir şey. Bir ara çıkaramıyordum ya dışarı. He. Yuvaya koydum. Anladım. Cemal çıkıyordur Eyvaz abi. Doğru. Yok mudur Eyvaz abi? Sabah geldi. Olabilir. Evet Gökhan, kapanışı yap kardeş. Deniz Ötübek kanalına takipte kalın arkadaşlar. Gökhan kardeşimizin yine ziyaretine geleceğiz. Kümes, şu demir kümesin bitiminde, bahar mevsiminde inşallah bu güvercinlerden yavruların uçumunu inşallah burada bir uçum videosu çekeriz.